2016'da Ağla'da ilk kamp yaptığımızda hayalimizde böyle bir şey vardı ama zaman içerisinde gerçekleştiremedik bunu. Sonra bu yıl böyle bir imkanımız oldu. Yasin'in de Ağla'da olması bunun daha hızlı gerçekleşmesine sebep oldu. Arabaya atlayıp ekip arkadaşlarımızla birlikte Ağla'lara geçtik. Beceri var üstünde. Ama bozukları alacağım. Tabii ki ilk önce bölgeyi tanımak istedik. İlk defa gittim ben çünkü Ağladağları daha önce hiç gitmedim. Tırmanışı nasıldı, kayası nasıldı bilmiyordum. Birkaç gün önce adaptasyon için tırmandık orada. Kasıklı hani çok serin gün boyu tırmanabileceğiniz öğrenci sanan sektörler var. Hem o etken hem de irtifa açısından da çok yüksek bir yer. Performansımız daha üstüne yükseleceğiz diye. Hadi bir daha. Çabuk, hemen sağ ayağını yüksel. Bravo bravo. Çok, çok iyisi. Projeyi gerçekleştireceğimiz alanı, bölgeyi bulmak istedik. Birazcık araştırma yaptık. Nerede tırmanabiliriz? Neresi bizim için uygun olur? Özellikle çünkü gece tırmanacağımız için hem Samanyolu'yu, hem o meteor yağmurunu, hem de tırmanışa uygun bir yer olması bizim için önemliydi. Tırmanış yaptığımız gün, gündüz vakti tabii ki de, ilk önce bölgede bir araştırma yaptık ve en uygun olarak da Çankırı'da bir rotayı bulduk. Ya 8 artı ya da 8 öyle bir şey. Rotanın adı ne? Rotanın adını inan bilmiyorum. Bakmıştık, kayda bakmıştık ama bakarız yine. Hatırlamıyorum. 10.30 gibi biz yola çıktık. Vadiye vardık. İşte kafalambalarımızı taktık. Ondan sonra başladık yürümeye. Sucukları sevmiyorum. Kısıtlı bir imkanla rotada tutanak aramak gerçekten zor bir şey. İnsanların bunu yaptığı, yapıp ve başardığı onca rotalar var, onca insan var. Ve gerçekten saygı duymak lazım. Karantin olmak çok zor. Hazırım, çıkıyorum ben.